Merhaba herkese yaftarı pazarlar Biz düzgünlük grafik haber akışıyla başlayalım Biz bir yurt içinde önemli bir haber akışı yok onu söyleyeyim Yani majör anlamda piyasaları değiştirebilecek bir haber akışı Yurt dışında var yani çeşitli ekonomik e, Şeyler Veriler açıklanacak Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da Aslında hem üfe hem tüfe federal açık piyasa komitesi toplantı tutanakları açıklanacak falan. Bunlar önemli ama dünya şu anda en çok enerji e, krizine odaklandı. Biraz o enerji fiyatlarına odaklandı. Bunun düşmesi yani bu enerji meselesinin çözülmesi e, risk iştahını arttırabilir biraz. Onu söyleyeyim. E, o önemli. Yani bu iki şeyi birkaç şeyi takip edebilirsiniz. yani Bu Amerika'dan gelecek veriler. Avrupa'dan Almanya'dan da gelecek özellikle. E, ve şey enerji meselesi yani buraya odaklanılabilir. Geçen bir haber vardı yani günlük 400 bin varil petrol daha e, arttırılacakmış diye e, arz bir şey aldılar, bir karar alındı. Ama tabii sadece onunla da bitmiyor. Neyse bu, bu şeyleri, bu veriler çok riskli işlemler deseniz önemli. Bizim için dediğim gibi bir şey yok. Geçen gün bir haber çıktı işte yurtdışı e, yurt dışı basından. Cumhurbaşkanı Kavcıoğlu'ndan memnun olmadığına dair bir haber çıktı. Bu da yalanlandı Cumhurbaşkanı'nın tarafından ama şu aklınıza gelebilir. Acaba yani bu haber yalanlandı ama böyle bir ihtimal olabilir mi? Görevden alınabilir mi falan diye. Yani bununla alakalı bir strateji kuranlar varsa şunu hesaplıyordur muhtemelen. Yani giderse acaba olumlu etkilenir mi piyasa? E, kimin geleceğine bağlı aslında biraz da. Yani öyle bir şey olsa. Şimdi e, Ortodoks politikaları çok benimsemeyen bir Merkez Bankası Başkanı var. Yani şimdi burada bal gibi ortodoks politikalara daha böyle güvenen ve kararları bu yönde alacak bir yeni bir merkez bankası başkanı elbette piyasaları da risk iştahını biraz arttırabilir ve olumlu olarak addeder diye düşünüyorum piyasa böyle bir adımı. Ama yani bilmiyorum yani sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani şu anda en azından böyle bir şey. Yalanlandı da zaten şeyde bunu hesap bunun üstüne yapılabilir yani onu söyleyeyim yani bir şeyiniz varsa e, ya yani o gider bu gelir ya da kim gelir veya piyasa nasıl karşılar diye hesaplıyorsanız burada gelecek isme bağlı çünkü kavcıol değişikliği çok pahalıya patladı Türkiye'ye yani bir lira 75 kuruş doları tetikledi yukarı enflasyonda normalde düşüş olur diyorduk yani bu aylar düşüş bekleniyordu geri çekilme bekleniyordu abal döneminde anlatıyordum yani bu giderse böyle abal Büyük ihtimal Eylül ayında ilk indirimi alırız orada zaten enflasyon biraz düşüyor düşmeye de başlar diye herkesin tahmini O bozuldu tabii o görünüm bozuldu yani tekrar böyle bir görünüme kazandıracak bir merkez bankası başkanı piyasalarda genel risk iştahını arttırdı diye düşünüyorum öyle bir şey olursa. Bunun dışında tabii biz zor bir haftadan geçiyoruz. yani Biz yüzde geçen hafta 1370 desteğini söylemiştim videoda. Bu sürpriz değildi. Bütün piyasada 1370'e aslında odaklıydı. Dolayısıyla 1370 test edildi. Çarşamba günü. Oradan tekrar biraz daha yukarı 1398'de haftayı bitirdik. Biraz daha yukarıda bitirdik. Yani 1370 desteği burada o ara destek alınmış oldu. Yani bu hafta itibariyle de 1370'i takip etmeye devam ederiz böyle durumlarda 1370 Çünkü kırılıyorsa artık 1335 ve 1300 banda özellikle 1335 civarlarında bir destek var 1335 40 orası da kırılıyorsa 1307'ye kadar 1300'e kadar uzayabilir özellikle bu iki dikkat edilir yukarıda 1403.53 Cuma günü oradan gevşedik aşağı yukarı değil mi bakayım şöyle bir yüksekte 1404.60 çok önemli değil yani ee, bu kısım ya da biraz daha böyle şeyseniz ben hani beklerim görürüm diyorsanız garanticiyseniz 1410 aslında. <laughs> yani 1403 bir daha söyleyeyim 14353 ve 1410 arkasından takip edilir. Buralar kırılıyorsa 1427 1447 bandına bir hareket beklenebilir. Dolayısıyla yukarıda da e ee, tabii risk iştahı da şu anda düşük hala ee, ama olur da bir alıcı gelirse iyi bir haber görürsek yukarıda bu dirençlere dikkat etmek lazım. Eğer tabi gidiş biraz daha böyle kararlı hale gelirse girişler artarsa 1480 şu an en önemli direnç bölgemizi oluşturuyor. RSI 46 öyle çok neşeli bir alanda değil ama bir denge alanında en azından eee makdi al verdi ne zaman yani cuma kapanışında vermiş. Hemen cuma kapanışında al vermiş. Bir önemi var mı? Yani çok momentumlu bir şekil. Bir momentum olmadığı için şimdi göstergede momentum olursa daha çok anlamlı bir şey oluyor. Şu an ilk yeşil böyle çok büyük bir şey atfetmemek lazım ama devamını da takip etmek gerekir tabii yani özellikle. Yani mesela 1370 desteği kırılmadıkça burada yeşil kesmesi takip edilebilir. Durumumuz bu. Ee, umarım tabii daha iyi bir haber akışına sahip yani bir Türkiye'nin bir hikaye yazması lazım bir hikaye yazmadan bu borsanın işi hakikaten yani sabır herkese sabır var e, çok altına böyle patır kütür kimse satmak istemiyor açıkçası e, yani tutunmasını da ben ona bağlıyorum şu an büyük bir alıcı yok hisse özelinde yabancı girişleri oldu İşte onları biliyorsunuz zaten e, grafiklere baktığınız zaman da kimde oldu hava yollarında oldu e, Efendime söyleyeyim e, tofaşta oldu falan filan yani bu tür istelerde bir girişler bir yabancılar geldi onlar hisse özelinde tabi olumlu etki etti ama diğer senetlerin pek çoğunun ve endeksinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Yani biraz bir negatif bir şey olsa haber akışında bozulma olsa özellikle destek hatlarına çok dikkat etmek lazım. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.